Sevgili dostlar, sponsorlarımızın katkısıyla ve sizlerden beklediğimiz yoğun destekle başladığımız videoya hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Öncelikle kanalımıza yeni abone olan kardeşlerimize hoş geldin dileklerimi iletirken, enteresan birkaç sürpriz skorla başlayıp ulaşmak istediğim neticeye kısa sürede ulaşıp videoyu kısa kesmek istiyorum. İlk olarak Hatay Spor sahasında 2. Lig Beyaz grup ekibi Düzce Spor'a 2-0 mağlup oldu. Turnuvadan elendi. Ben buna çok sevindim. Sebebi ne? Sebebi şu: Hatay Spor bu hafta ligde Beşiktaş'ta karşılaşacak. Buna çok sevindim. İkincisi, çok sevindiğim ikinci bir olay: Galatasaray 2. Lig Kırmızı grupta küme düşmeme mücadelesi veren Kastamonu Spor karşısında adeta şov yaptı ve sahadan 7-0'lık bir galibiyetle ayrıldı. Müthiş bir skor. Yani Galatasaray'ın rakipleri muhtemelen tir tir titriyordur. Yani Galatasaray'a yok bilmem kaç tane gol attınız, bilmem Valencia sizi geçti falan diye alay eden cahiller şimdi görmüşlerdir. Şimdi görmüşlerdir. Lan adamlar 4 günde 8 tane gol attı be. O büyüklük halis mi? Titriyorsunuz değil mi korkudan? Ben şu an, yani videoyu nasıl çektiğimi bilmiyorum şu anda. Şimdi düşünsenize. Fenerbahçe Alanya'ya fark atmış. Adana Demirspor'a 4 atmış. Ki hala lafımın arkasındayım. Bu Adana Demirspor'a ligde hiçbir takım 4 atamaz. Tabi yatmazlarsa, satmazlarsa. Ki sattığında bile 0-0. Ya şey, futbolcuları yatar gibi top oynadığında bile maçları 0-0 anca bitiyor. O derece söyleyeyim. Fenerbahçe Alanya'ya, Kasımpaşa'ya, ne bileyim Adana Demir'e fark attığında Fenerbahçe taraftarını hangi pozisyondaysa, şu anda Galatasaray taraftarı Kastamonu'ya fark attığında aynı pozisyonda. Aradaki farkı inşallah anlıyorsunuzdur. Biz bu süreçlerden çok geçtik. Ben Galatasaray'a geçmiş olsunlarımı iletiyorum. Biz bu süreçleri çok yaşadık. Biz bunun kralını yaşadık. Biz bunun kralını yaşadık. Yani biz bu filmi defalarca yaşadık. Ben yani videoyu çektiğimde arkadaşlar 19 Ekim tarihinde çekiyorum. Siz sabah izleyeceksiniz, yani 20 Ekim'de izleyeceksiniz, ama ben bu videoyu çektiğim gün tir tir titriyordum arkadaşlar. Tir tir titriyordum, haberiniz var mı sizin? Şaka yapmıyorum, gerçekten tir tir titriyordum ya. Galatasaray Kastamonu Spor'a elenir diye tir tir titriyordum. Bugün aşırı yani tedirgindim, rahatsızdım. Ya olur da bunlar elenirse Okan Buruk'u çabucak gönderirler diye. Yani onu söyleyeyim. Şimdi şaka yaptığımı falan zannedeceksiniz ama ben gerçekten ciddiyim. Eğer Kastamonu'ya falan elenselerdi Okan Buruk'u acil gönderirlerdi. Acil gönderirlerdi. Bu bizim işimize gelmezdi. Bırakın sevinsinler, bırakın şey yapsınlar. Yani ha, İrfan Can Kahveci'nin Ankara Gücü'ndeki hareketine kırmızı kart diyorlardı. İşte buna kırmızı demeyen kitapsızdır, Allahsızdır falan filan ortalığı yıkıyorlardı. Çok şükür aynısının daha beterini Galatasaraylı oyuncu yaptı da, yani çok çok şükür şimdi en azından biraz susarlar. Bu arada görüntüyü de ekrana vereyim de arkadaşlar. Bakınız, 4 numaralı oyuncu uçarak topa kafayla vuruyor. Vurduktan sonra bu ayak 6 numaralı oyuncunun yüzüne tekme olarak, yani bu şekilde devam eden bir pozisyon. Hocam niye fotoğrafını paylaştın? Maalesef telif hakkı diye bir şey olduğu için bu şekilde paylaşmak zorundayım. Yoksa merak etmeyin, videosunu paylaşsam daha büyük tepki gösterirsiniz. Ama hiç sıkıntı değil. Hiç sıkıntı değil. Şimdi Göztepe uzatmalar sonucunda Karaköprü Belediyespor'u 2-0 mağlup ederek tur atlamış. Not alın arkadaşlar. Şimdiden not alın. Bak, şimdiden not alın. Göztepe Fenerbahçe'nin Türkiye Kupası'ndaki rakibi olacak. Şimdiden not alın. İçime öyle doğuyor. Onu da söylemiş olalım. Giresunspor sağlık kontrollerinde testis kanseri tespit edildiği için transferinden vazgeçilen Jean-Pierre'nin başvurusu üzerine FIFA Uyuşmazlık Çözüm Kurulu'nun 765 bin euro ceza ve 2 dönem transfer yasağı verdiğini açıkladı diyor. Ben bu tip durumlarda federasyona kızıyorum. Arkadaş bak, Giresunspor olsun, Galatasaray olsun, Beşiktaş, Fenerbahçe, Trabzon fark etmez. Bunlar senin kulübün. Bunları sen savunacaksın. Ya kanser varsa, sözleşme feshedildiyse, ki haklı bir gerekçesi varmış. Demişler ki burada şey yaptıralım, şöyle yapalım, böyle yapalım, tedavi ettirelim. Yok demiş oyuncu, ülkeme gideceğim. Ülkesine gitmiş, başka takımda forma giymiş. Bakalım ne çıkacak bundan. Fenerbahçe kusura bakmayın arkadaşlar. Fenerbahçe deyince insan bir çeşit oluyor. Fenerbahçe Beko Asveli 84-63 ile geçip Euroleague'de 3'te 3 ile başlıyor.
Carson Edwards 19 sayılı maçın en skoreri oluyor. Bitti mi? Bitmedi. Itoidis'in Fenerbahçe Bekosu Euroleague'de çıktığı 3 maçta da rakiplerine çift tane fark atmayı başardı. Ligde de 3'te 3 ile gidiyor. Yani yeni bir oluşum. İşte milli takımdan geç dönmeler, şunlar bunlar falan filan derken yani bu genç oluşum, genç takım, genç organizasyon diyelim, Fenerbahçe Beko organizasyonu meyvelerini vermeye başladı. İnşallah da böyle gider. Serdar Aziz, Fenerbahçe Serdar Aziz'in eğer Medipol Başakşehir maçında sahaya çıkarsa Serdar Aziz Fenerbahçe formasıyla 100. maçına çıkmış olacak ve Fenerbahçe formasıyla sahaya çıktığı 99 maçın 91'inde ilk 11'de görev alıp 10 gol kaydetmiş arkadaşlar, bakın. Ve Serdar Aziz'in forma giydiği maçların %82'sinde Fenerbahçe mağlubiyet yaşamamış. Tabii bu da artı bir olay. Ama inşallah kazanalım maçlarımızı da. Serdar oynadı, öbür oynadı, çok fark etmez. Şimdi ben güzel müjdeli bir haber vereyim. William Arao ve Emre Mor takımla çalışmalara başladı. Dün itibariyle bakın takımla çalışmalara başladı. Hani Fenerbahçe orta sahasında diyorduk ya rotasyon eksik. İşte İsmail Crespo oynuyor. Müthiş oldu. Arao Crespo'ya tekrar döneriz. Çok çok da güzel oldu. Bu bir. İki. Zajc da takımla çalışmalara başladı arkadaşlar. İki gün önce. Yani Zajc, Arao, İsmail, Yüksek, Crespo orta saha tandemimiz çok çok iyi oldu. Joshua King bireysel çalışmalarla sürdürüyor. Başakşehir maçında oynaması zor ama Ren maçında kadroda olur mu? Bekleyip göreceğiz. Mert Hakan Yandaş ve Luan Perez tedavi tamamlamış. Luan Perez benim tahminlerime göre diyeyim Ren maçından sonra takımla çalışmalara başlar ama bekleyip göreceğiz. Crespo demişken Mehmet Demirkol'un kısaca birkaç cümlesini okuyacağım. Diyor ki Miguel Crespo bugün Türk olsa muhtemelen Türkiye milli takımında ilk yazılan oyuncu olur. Külliyen yalan. Yalan söylüyorsun Mehmet Demirkol. Sen yalan söylüyorsun. Yalancısın Mehmet Demirkol. Eğer Miguel Crespo Türk olsaydı Türk milli takımına seçilir ama Berkan Kütlü'nün arkasında yedek orta saha olurdu. Galatasaray takımında kadroya giremeyen Berkan oynatılırdı. Crespo yedek tutulurdu. Ve Crespo her milli takıma gidiş dönüşte morali bozulup dönerdi. Fenerbahçe'ye zararı olurdu. Asla ilk sırada falan filan yazılmazdı. O dediğin ülkeyi düşünen milli takımın yapacağı iş. Ülke onurunu düşünen, yani ülke futbolunun onurunu düşünen. Faroe Adalarına şuraya buraya gidip yenilen bir Türk milli takımı. Bilmiyorum, ben hani farklı bir şey düşünce içerisindeyim. Açıkçası onu söyleyeyim. Diyor ki Crespo'nun geldiği günde bugün arasında fark olağanüstü demiş. Katılıyorum. Şimdi aslına bakarsanız bu değişimi Jorge Jesus sağladı. Şimdi Jorge Jesus Fenerbahçe'de adeta bir sanat eseri meydana getirdi. Haksız mıyım? Bir sanat eseri meydana getirdi. Fenerbahçe tarihinde ilk defa Avrupa'da 4 maç sonunda gruptan çıkmayı garantiledi. İlk defa. Üstelik Portekizli teknik direktörümüz bunu yaparken sürekli rotasyona gitti. Altay, Salah'ı dışında kimsenin yeri garanti değildi. Hep değişimde oynadı. Maç eksiği var. Hani ligde lider değil ama puan tablosuna bakın. Birçok istatistikte tozu dumana katmış durumda Fenerbahçe. Misal, Jesus yönetiminde Fenerbahçe Süper Lig'de. Sadece Süper Lig'de. Arkadaşlar 2 diye belirteceğim 2 tane istatistikte ikinciyiz. Geri kalan hepsinde zirvedeyiz. En çok gol atan takımız. En çok açık oyun asisti yapan, yani akan oyunda asist yapan takımız. En çok presle top kapan takımız. Presle en çok gol atan takımız. Kontrada en çok gol atan takımız. Kontra ataktan bakın. Geçiş oyunundan ha. İnanılmaz. Fenerbahçe yıllardır geçiş oyunundan gol atamıyordu. En yüksek isabetli şut yüzdesi. En çok başarılı dribling yapan. En yüksek hava topu kazanma yüzdesi. Açık oyunda kalesine en az şut gelen takım. Duran topta kalesinde en az gol beklentisi veren takım. İkinci olduğumuz değil. En çok penaltısız gol beklentisi oluşturan diyor. Bu bir.
Yani ikinci olduğumuz. Bir de en yüksek ikili mücadele kazanma yüzdesinde ikinci sıradaymışız. İlginç değil mi arkadaşlar? 9 hafta 28 gol. Kendi rekoru kırılmış durumda. Ve yani ligde 16 takımın attığı golden fazla. Fenerbahçe'nin averajı artı 18 averajımız 16 takımın attığı gol sayısından fazla. En yakın rakip Adana Demirspor Fenerbahçe'ye. Düşünün. Avrupa'dan işte Manchester City ile falan filan kıyaslıyorlar. 37 net gol pozisyonu, 19.56 gol beklentisi. Yine açık ara öndeyiz. Bu arada ikili mücadeleden iyi ikinciyiz. %51.9 Konya Spor'muş. Hava topunda lidermişiz 57.8'de. Onu da belirteyim arkadaşlar. Ve bu kadro sürekli değişiyor. Altay Salahi dışında sürekli 26 farklı futbolcu forma şansı tanınmış. Yani inanılmaz bir şekilde bu oyuncuların tam 19'u skora katkı sağlamış. 26'da 19. Kaleci Altay'ı dışarıda tutarsak oynayan futbolcuların %76'sı gol atmış ya da asist yapmış. Ve gol krallığı zirvesinde Enner Valencia var. Düşünün. 10 kez fileleri havalandırmış. En yakın rakibi 7 golle Hacı Wright. Üstelik Valencia Konya maçında 22. dakikada kırmızı yedi. Kayseri maçında oynamadı. Ve ligde her 58 dakikada bir gol sevinci. Tabii lig ne kadar bizim için en önemli hedef desek de Dinamo Kiev'in, Rennes'in, Larnaka'nın olduğu grupta şu anda lideriz. İnşallah maçlar bittiğinde lider olarak tamamlarız. Çünkü bizde avantajı çok yüksek olacak. Rakiplerimizi ligde 47 kez offside'a düşürmüşüz. 9 haftada. Düşünün. Yani Fenerbahçe'de şu anda işler yolunda. Bir de UEFA'dan büyük bir müjde geldi. Çok büyük bir müjde geldi. Arkadaşlar bir şey söyleyeceğim. Size göre müjde olmayabilir bu. Siz belki bunu müjde saymayabilirsiniz ama ben sayacağım. Arkadaşlar bakın. Şimdi muhtemelen birkaç tane dangalak diyecek ki clickbait yapıyorsun. Şampiyonluk gibi bir müjde geldi. UEFA Avrupa Ligi grubunu Fenerbahçe lider tamamlarsa son 16 turunda ilk maçımızı 9 Mart 2023'te oynayacağız arkadaşlar. 9 Mart. 9 Mart. İnanabiliyor musunuz? 9 Mart. Yani tam tamına hesapladım. Fenerbahçe Beşiktaş'la 5 Mart zamanında oynayacak. 9 Mart civarında. Bakın. Beşiktaş maçından sonra 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 maç kalıyor. Yani 25. hafta. Arkadaşlar demek istediğim şey şu. Fenerbahçe eğer grubunu lider tamamlarsa 25. haftaya kadar yine tek maç oynamayı sürdürecek. Dinlenme imkanı olacak. Dinlenme imkanı olacak. Yani en iyi kadromuzdan çıkacağız. Rotasyona gerek kalmayacak. Yani en iyi kadromuzla çıkacağız. Bugün mesela Ferdi'yi kesmek zorunda kalıyorsun. O sahayı oynatıyorsun. Aynı performans göstermiyor. Öbürünü kesmek zorunda kalıyorsun. Onu göstermiyor. Şunu göstermiyor. Bakın eğer 9 Mart rövanşı da 16 Mart'mış. O çok önemli değil. 9'unu baz alalım. Eğer Fenerbahçe ligde yani UEFA liginde lider olursa uzun bir aralıkta Beşiktaş'ta evinde oynamış olacak. Adana Demir deplasmanı, işte Alanya deplasmanı, Konya zorlu Konya maçı, Galatasaray maçı, Trabzonspor maçı bunların hepsini aradan çıkartmış olacak. Hepsini. Yani bu sürece kadar bunların hepsini çıkartmış olacak. Beşiktaş derbisi sonra son 16 turu Karagümrük maçı sonra rövanş maçı. Ardından Fenerbahçe Ankara gücü maçı muhtemelen o süreçte yine devam ederse Fenerbahçe. Orada bir maç. Başakşehir maçı sonra yine Avrupa maçı. İstanbul Spor, Sivas Spor, Giresun. Son zaten haftalarda. Sondan bir önceki hafta Galatasaray maçı. Sondan 3-4 hafta önce Trabzonspor maçı olduğu için Fenerbahçe'ye ilaç olacak bu maç fikstürü. Ve ben bunu söylüyorum. Şampiyonluk gibi bir müjde diyorum. İnşallah demek istediğimi anlamışsınızdır. Şu an 9 maça çıktık. Bakın 16 maç daha gitmiş olacak arada. Evet 2 tane maç var. Rennes ve Kiev maçı var. Bunlar zaten çıktığın zaman kurtulmuş olacaksın. Şimdi Mehmet Demirkol şunu da ekledi. Fenerbahçe sadece en çok gol atan takım değil. En çok gol beklenen sorusun. En fazla net pozisyona giren. İlk yarıda en fazla gol atan. Bunu sezonda bekliyor muydun?
bu kadar açık bir şey beklemiyordum diye. Şimdi Ömer Üründül diyor ki Jesus'u zaman zaman eleştiren tek yorumcuyum. Bunun nedeni de analizlerimi skorlara göre yapmamamdan dolayı. Mesela neden Ankara Gücü maçında Arda Güler'i bitime 30 saniye kala oyuna alıyorsun diyor. Dert bu. Çünkü Fenerbahçe sürekli 15-20 metrelik bir takım boyu tutuyor. Ve atılan gollerde rakibin düştüğü offside'lar bu birbirine bağlantılı. Bu Beşiktaş maçıyla başlamadı diyor Mehmet Demirkol. Uzun uzun açıklıyor. Bunları söylüyor. Yani Fenerbahçe daha önce de rakiplere çok fazla offside'a düşürüyordu. Çünkü Fenerbahçe'nin akına çıkarken savunma da aynı süratle takip ediyor. Orta sahada da koridorlara iyi paslaşarak durduruyor. Fenerbahçe total bir oyun oynuyor ve rakip savunmalar için kontrol edilmesi zor bir takıma dönüşüyor. Hücumda opsiyon oluşuyor, dönen topları topluyor. Hani ekstra efor sarf etmiyor. 13 farklı oyuncu gol attı ligde diyor. Akan oyunda sayı bulmak mümkün oluyor. Yani bunu sağlıyorsunuz. İki tane kaçak var. Ümraniye maçındaki gitgelli oyun, Karagümrük maçındaki tuhaf oyun. Bu iki oyunda da Fenerbahçe hem derinlik hem gelişlik anlamında sorun yaşadı. Bakın diyor. Bu oyun öldürücü riskler taşıyor mu? Riskler tabii ki taşıyor. Bunun da testini Avrupa'da yapıyorsun. Ve ligin en iyi önde basan takımlarından Beşiktaş'ta kendi evinde standart oyunundan vazgeçti. Mecburen Fenerbahçe'ye karşı. Dolayısıyla Fenerbahçe testi geçti. Ancak Arao, İsmail, Crespo'dan ikisi sahada olduğunda Fenerbahçe oyun merkezinin çok daha iyi çalıştığı da bir gerçek. Değil mi? Arao, İsmail, Crespo'dan en az ikisi. Özellikle Crespo arkasında biri olduğunda Ankara Gücü maçında da 60. dakikadan sonra görüldüğü üzere farklı bir oyuna evriliyor. Jesus takımını bu orta sahayla sürdürdüğünde her şey onlar için farklı oluyor. Neden zaman zaman Lincoln ya da başka tercihler yapılıyor diye sorarsak sanırım onun cevabı da her oyuncuyu hazır tutmak. Sürekli maç trafiğinde olduğu için bu 3. oyuncu dışındakilere bu pozisyonlara oynamayı öğretecek antrenman sürekliliği yok. Dolayısıyla Jesus da bunları maç içerisinde deniyor. Yani biz diyoruz işte biraz savunma özelliğini yükseltsin falan filan diye burada oynatıyor diye. İşte olayın aslı astarı bu arkadaşlar. Bilginiz olsun. Ha diyeceksiniz ki ya hocam işte UEFA'dan müjde bu muydu? Aynen bu arkadaşlar. Ya bak hayal etsenize. Son 16 turuna kaldığımızı hayal edin. Bu gruptan lider çıktığımızı. Artı 1.1 milyon euro para alacaksın. Artı ülke puanına katkıda bulmuş olacaksın. Artı kendine katkıda bulmuş olacaksın. UEFA listesinde üst sıralara çıkmış olacaksın. Artı 25. maçını oynayana kadar. Muhtemelen 27. hafta diye geçecek o. Lig 38 hafta, 27. hafta diye geçecek. Sen 25. maçını oynamış olacaksın. 11 tane maçın kalacak ligde. Kafan rahat olacak. Arkadaşlar 25. hafta sonunda millet nelerini kanıtlayabilir. Ben şampiyonlukla eşdeğer görüyorum bu müjdeyi. Ama ne lazım? Kesinlikle ve kesinlikle Ren maçından galibiyet lazım. Eğer Ren maçından galibiyet alırsak zaten bu müjdeye baya baya yaklaşmış oluruz. Hatta bu müjdeyi almış oluruz. Çünkü bizim averajımız da iyi. Ren maçından da galibiyetle ayrılırsak yemede yanında yat olay olur. Bakalım sonuç ne olacak. Bir beğeniyi çok görmezseniz sevinirim arkadaşlar. Görüşmek üzere.